Günaydın anne. Günaydın kızlar. Ablam anladım da sen niye böyle şık giyindin? Şöyle söyleyeyim, bugün hepimiz için çok özel bir gün. Anne, işe başlıyorum diye mi böyle giyindin? Beni ziyarete mi geleceksin? Anne, lütfen gelme de alışayım biraz ortama ya. Yok Yağmurcuğum, hayır. Benim birazdan mesaim var. O zaman niye böyle giyindin? Ne var ki bugün? Şöyle söyleyeyim, bugün benim yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını alacağım gün. Hissediyorum bunu. Bugünün önemi ne anne? Şöyle söyleyeyim, bugün çalıştığım sektöre bir güneş gibi doğacağım gün. Bu söylediklerim bizim sorumuza cevap vermiyor anneciğim. Niye ısrarla gizem katıyorsun? Bugünü önemli kılan şey ne? Şöyle anlatayım. Eğer bugünkü ihaleyi alırsam terfi ediyorum. Patronum söyledi. Bu ne demek? Kızlar anneniz genel müdür yardımcısı oluyor. Anne yükseliyorsun demek ya. Şahane bir haber bu. Çok maaş farkı var mı? Asıl önemli olan o. Yani şöyle söyleyeyim, eğer terfiyi alırsam artık istediğimiz gibi bir evde oturabiliyoruz. Mesela şöyle kocaman bahçesi olan bir ev. Ya kış bahçemiz de olur. Kar yağarken oturur izleriz, kahvemizi içeriz. Hatta mesela uzun zamandır istediğiniz şu köpeği alırız. Hem de babaannenize sormaya gerek duymadan. Hatta hiçbir şey için izin almamıza gerek kalmaz anne. Hatta bundan sonra çat kapı da giremez. Anne, sen benim rol modelimsin. Sana çektiysem yırttım. Babamdan gelen her şey zarar bana. Bak, zamanında gençmişsin, aşık olmuşsun. Başına neler geldi görüyor musun? Ya bu kadar pragmatist olma Damla. Yani içinde biraz duygu barındır, zararı yok. Yok yok, elleme. Bu iyi. Bu size çekmesin. Siz derken anne biz kimiz? Sen, ben, o, şu, onlar, bunlar, şunlar, alayı, hepimiz, güzel ailemiz. Günaydın fıstıklar. Ya babama çekmişim. Aa, niye üzüldün ki kızım? Başka kime çekecektin? Bilimsel olarak aksi mümkün mü? Yok hayatım yok, biz başka bir şey konuşuyorduk. Gel otur sen gel. Üzüldü gördüm. Ya benim biricik kızım bebekken kucağıma alıp o ayacıklarını fışır 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 öptüm. Yavrum gelsin desin ki... Vay be. Ablam sana şaka yaptı canım babam. Sana benzemekten daha güzel şey mi var babiş? Bir öpücük ver dünya güzel kızına. Bak 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 bak. Oh be. Bu Damla da işte dünya tatlısı. Biri öyle biri böyle. Doğa dengeyi kurar. Yani her şeyin bilimsel bir açıklaması vardır bak. Yine ispatladım. Görüyorsun değil mi kardeşini? Kız zehir gibi. Oyunculuğu da çok iyi. Yani başta ben de kabullenemedim ama yani anlıyorum ağır gelmesini, normal. Ben mesela mücadele etmeyi bıraktım artık. O tacı takar kafasına, ben de veziri olurum diye düşünüyorum. Mantıklı anne. Bari dost olalım. Bunun düşmanlığı çok pis olur ha. Oğulcan nerede? Şimdi mi geldim aklınıza? Şurada bekliyorum ya, şurada. Pıstım, gizlendim, dinledim sizi. Kimse beni sormadı ya. Şimdi çağıracaklar dedim. Çağırmadınız. Umutları tükettim. Gözünüzdeki yerimi gördüm bence. Bu bana yetti. Oğulcan yavrum senin suratına ne oldu? Ne o Sibil Celal? Ya ben size şurada kalbimi açtım. Sen gelmiş Oğulcan ne oldu senin suratına diyorsun. Ben sadece etten kemikten ibaret değilim. Duygularım var benim anne. Hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz. Oh oh, sen de babama çekmişsin. Kızım sen bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Benim yanımda çalışacaksın diye ar mı ettin yavrum? Cennet kokulum diye seviyordum ben seni küçükken ya. Şuramda şöyle burada uyutuyordum ben seni ya. Ben ne yaşıyorum burada ya? Zaten ben kimim ki? Bir dakika bile dikkatinizi çekemedim ya. Baba sen de rol çalma. Benle ilgilenin biraz. Oğlum. Ergenliğe mi girdin sen? Bilmiyorum ki baba, nereden bileyim? Bana bir eller geliyor ama şöyle gidip sağlam bir dayak yiyesim var sanki. Manyak gibi oldum baba. Şimdi normal oğlum. Bunlar hormonal bir durum bu şimdi sonuçta. Sen şimdi gel bakalım, biz bir seninle bir özel konuşalım. Gel. Şşş.
ergenliğe 3 sene önce girmedin mi? Bilmiyorum ki, girmiş miydim? 2. tura mı kaldım acaba? Ya baba, kafam çok karışık. Alttan ergenlik dersim kaldıysa da olur bence. Bir mantıkla konuş, sakin ol. Otur şuraya, otur. Oğlum, biz bunları seninle 3 sene önce konuştuk. Sen ergenliğe girdin diye aldım seni karşıma, bir sürü şey anlattım. Çok da zorlandım. Çok çetin bir görevdi. Bilim insanıyım ben. Evet, ama Adanalı adamım. Şimdi bunların hepsi boşa mı gitti? Bir daha mı anlatacağım ben sana bunları? Zorla anlattım baba. Anlamıyorum dedim. Sus dedim, yalvardım. Ama sen dinlemedin. Ağlata ağlata anlattım. Oğlum ben sen utanıyorsun zannettim lan. Asıl anlattıklarına utandım baba. Ya o yaşta çocuğa öyle şeyler anlatılır mı? Rüyalarıma girdi ya. Kaç gece uyuyamadım ben. Kabus üzerine kabus. Belki de o yüzden ergenliğe giremedim. Belki de her şey senin yüzünden oldu. Saçmalama oğlum. Hormonal bir durum o. Ayrıca oğlum artık senin yavaş yavaş ergenlikten çıkıyor olman lazım. Ama gayret göster. Hiç emek vermiyorsun ki. Çıkacağım dersen çıkarsın. Kafana bitiyor bu iş. Çıkayım zaten baba. Ya şu halime bak. Böyle yüz mü olur? Toparla oğlum kendini. Bak, her şey insanlar için. Bu ailede bana bir şey olsa Allah gecinden versin. Amin desene oğlum. Yuh artık ayıp ya. Amin. Resmen zorladım ya. Benden sonra ailenin direği sen olacaksın diyecektim. Hiç zannetmiyorum. Öyle bir daldım ki 3-5 seneyi anca toparlarım gibi geliyor bana. Yalnız benimle böyle konuşamazsınız. Öncelikle bunu belirteyim. Ya baba, çok özür dilerim. Ya baba, ben seni çok seviyorum. Gel, bir sarıl oğluna. Bir öp beni. Oğlum sen ne yaşadın lan az önce? Hiçbir fikrim yok baba. Ya baba, ne olur sen hep yanımda ol. Sen olmazsan atlatamam ben ergenliği. Yeter be. Olmazsan da olma. Hayır yani, bir yararını mı gördük? Sen okudun diye hava mı atıyorsun bana? İradem yok oluyor baba. Ele geçiriyor beni. Kontrolü kaybediyorum. Venom'a döndüm. Allah'ım nasıl bir sınava denk geldik. Tamam oğlum. Bak. Artık sakinleş, tamam mı? Bunların hepsi geçecek. Hadi bakalım yavaştan kahvaltıya gidelim. Karate'ye göndereyim seni. Enerjin art. Ya baba, bu arada... ya ben... ya ben dün çok acayip bir rüya gördüm. Tıpkı gerçek gibiydi. Sen de mi? Durun ineği mi gördün yoksa? Ya ne durun inesi baba ya? Of! Niye getirdin yaşlı kadını aklıma? Ya geçen bir film izledim ya. Oğlanlı kız arabada. Of! Çatara patara. Tamam. Yavrum tamam. Tamam koçum. Her şey babaya anlatılmaz. Biz öyle görmedik. Ya baba. Tamam. Yavrum tamam. Geçecek. Bu zorlu günler geçecek. Hepimiz yaşadık bunları. Hadi gel. Hadi kahvaltı oğlum gel. Hadi yavrum. Gel evladım gel. Hadi yor kendini ya. Böyle şöyle. Bunları yap. Bunları yap. Hadi gel bakalım. Hadi bak. Rüya görmemeye çalış. Hadi bakalım. Hadi geç kahvaltını. Çok fazla yeme. En fazla 1000 kalori. Şeker tüketme. Şeker zehir ya. Baba. Bugün kaçta geliyorsun okula? Okula mı? Kızım ben niye gidiyorum okula? Oğulcan gitsin. Baba konuştuk ya seninle. Okulda sağlıklı beslenme adına bir proje yapıyoruz. Sen de projenin danışmanı olacaksın diye. Tabii ya, o vardı. Ben kusura bakma kızım, uykusuzluktan unuttum. Ben öğleden sonra gelirim, tamam. Baba bak, sakın geç kalma, tamam mı? Bu benim başkanlığa giden kapım. Yavrum sallanmayın siz de hadi. Daha yapacak çok işim var benim. Bakın bahçeli ev diyorum. Köpek diyorum. Ne bileyim, tekne diyorum. Aa, kime diyorum hadi? Olacak. Çok çiğne. O çok çiğne, az yersin. Bir de diyorum ki akşamları biz seninle koşuya çıkalım. Baba ol, yoralım kendimizi. Sağlıktır. Karateye kesin yazdıracağım seni.